Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Karşı gördüğünüz gibi şöyle. Yani fazla kalabalık değil ama ileride biraz daha kalabalık. Valla ben de bir çarşı dolaşayım dedim. Çarşının biraz nabzını tutayım dedim. Onun için çarşıya çıktım. Şöyle biraz hızlı geçirdim burayı. Şöyle biraz hızlı geçirdim. Maske takanlar var, takanlar da var şu anda burada. Ama genel olarak iyi bir hava var. Çok ses var, aşırı bir ses. Çağrıdan geri ses bayağı çok gürültü var. Onu kapatmaya çalışıyorum bir yandan. Onun dışında rahatsızlığı geldiğim için biraz yoruldum. Şu anda çarşı biraz daha ileriden tekrardan devam ederim ben bu videoya. Arkadaşlar buradaki ses sıkıntısından dolayı çok özür diliyorum. Burada çarşıda yeraltı çalışmaları falan var. Ondan dolayı bayağı ses geliyor olabilir. Bunun için de yapacak bir şey yok. Artık daha ne çekeceğiz, başa gelen çekilir. Ya görüyor musunuz abi ya? Yani bir şehrin yer altı planı yapılmadan, yani yapılan asfaltlar tekrardan sökülüyor, ayrı bir maliyet takılıyor onlara. Yani çok saçma sapan şeyler yapılıyor. Yani düzgün bir şekilde daha asfalt dökülmeden yeraltı çalışmaları yapılsa çok kötü mü olur yani? Bilmiyorum vallahi. Arkadaşlar şu anda çarşı merkezdeyiz. Çarşı merkez biraz daha kalabalık diğer kesimlere göre. Ya ondan dolayı vallahi yürümekte biraz zorluk çekiyorum. İşte böyle. Hani genellikle akşamüstü serin olduğu için insanlar genellikle gezmeye falan çıkıyorlar burada. Ama gerçekten maske takmayanları görüyorum. Zaten orada. Tabii. Ya şimdi şöyle bir yere geldim. Önüm bomboş, şu anda ilerliyorum. Ama gerçekten öğrenmekte bayağı zorluk çekiyorum buralarda. Şu anda arka kamerada size caddenin nasıl göründüğünü falan şey yapacağım. Zaten burada da yol çalışmaları bitmek üzere. Bir an önce bitsin ya abi. Gerçekten çok rezil işler yapıyorlar burada. Çok saçma sapan işler yapıyorlar. Şu anda çarşıda gördüğünüz gibi hayat eskisinden daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Herkes dışarıda yani. Başka ne diyebiliriz? Ya yol çalışmaları, bakın o çarşıya gelirken yol çalışmaları falan var. Ya yaptıkları tek şey yani ülkeyi batırmak gerçekten. Başka bir şey yok. Çünkü yeraltı çalışması yapılmadan oraya asfalt dökülmemeli ve bunun sorumluları kimse, yani bunlar hesap vermeli. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hepsi milletin cebinden çıkıyor, vergilerle oradan buradan insanların cebinden çıkıyor. Ya kardeşim, yani yeraltı çalışması yapılmadan sen nasıl asfalt döküyorsun? Asfalt döktükten sonra başka asfalt döktüğün için bir maliyet oluşturacaksın tekrar ve bunları insanların ödediği vergilerle kapatacaksın. Yani bu bildiğin hap yemektir. Bildiğin başka bir şeydir yani. Ya, bilemiyorum yani, olmaması gereken bir şey. Ondan sonra gerçekten çok güzel şu an dışarıda falan. Eleştireceğiz tabii. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Ülkemizin çok daha iyi olmasını istiyoruz tabii. Bu ülke hepimizin, bu ülkeye sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin her bir tarafı bir cennet. Anlatabiliyor muyum? Her tarafı bir cennet. Onun için de eleştireceğiz tabii. Bizim ülkemiz olduğu için, hani ülkemizi daha iyiye götürebilmek için eleştireceğiz. Eleştiri yani direkt bir şey değil yani. Herkes eleştiri kabul etmeli. Sorumlular, kimse bu eleştirilere kulak verip bu eleştiriler neticesinde hani doğru kararlar vermesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ülkede bir sürü açlık sınırında olan insanlar var. Evine ekmek daha götüremeyen bir sürü insan varken yani kalkıp tekrar yer altı çalışması başlatıp tekrar oraya asfalt dökmek ayrı bir maliyettir. Ve bu belediyenin yaptığı bir şey. Tabii belediyede halkın verdiği vergilerden payını alıyor. Yani yapılmaması gereken bir şey, doğru değil. Burada bunu bitirelim.
Ondan sonra arkadaşlar daha ne konuşuyor? Yani arkadaşlar bilindiği üzere ülkemizin sadece belli başlı sorunları yok. Bir sürü sorunları var. Bunların başında ekonomi ve kadın hakları ve kadın ölümleri var. Baktığımızda her gün bir yerde kadınlar katlediliyor. Ve bunlar hepsi İstanbul Sözleşmesi'ne falan bağlıyorlar bunları. Yok efendim İstanbul Sözleşmesi böyle, yok efendim şöyle. Ya kardeşim, İstanbul Sözleşmesi ile olacak bir şey değil. Hani bunlar çok kesin ve bunu işleyenlere çok ağır cezalar verilebilecek kanunların ya da başka sözleşmelerin yapılması lazım. Sadece İstanbul Sözleşmesi ile bırakılmaması lazım. Ya bunu ayrıca bir videoda değineceğim. Fakat yani ülkenin bir sürü sorunları var. Ekonomik sorunları, kadın hakları sorunları. Hatta canlı hakları diye bir şey çıkması lazım. Yani sadece insanlar değil, bir canlıya zarar veren insanlar tutuklanmalı ya da çok ağır yaptırımlar yapılmalı. Ya affedersiniz ama yani köpeğe tecavüz edenler var. Yani çok böyle şerefsiz insanlar var, adi insanlar var böyle. Gerçekten hani bunları yapanların %99 zaten erkek. Ben de bir erkek olarak gerçekten utanıyorum. Erkek olduğumdan utanıyorum. Ben çünkü bunları görünce ya diyorum, yani hangi zihniyette, hangi şeyle bunu yapıyorsunuz? Ben kelime bulamıyorum anlatabiliyor muyum? Ben çok salak, aptal insanların yaptığı bir şeyi. Yani bu insanlara eğitim verilmesi lazım öncelikle. İnsanlar bu eğitimi alması lazım. Yani eğitimsiz insanlar bunları yapıyor. Tabii ki eğitimli insanlar da yapabiliyor. Yani dizilerde falan zaten görüyoruz. Birbirlerine uyguladıkları şiddetleri falan filan zaten televizyonda insanlara gösteriyorlar. Zaten mecliste olanları da görüyorsunuz, kavgalar falan. Bunlar hepsi tabana yansıyor. Nasıl yansıyor? Bir kar topunu düşünün arkadaşlar. Kar topu dağın ta tepesinden aşağı doğru yuvarlanırken bir daha büyük bir kütleye ulaşıyor. Üste olan her şeyler tavana yansıyor yani. Üste olan, halkın izlediği her şey, haberlerde izlediği, oradan buradan izlediği her şey. Abi her yerde korna sesi var. Gözünüzü seveyim, basmayın şuna ya, basmayın ya.